yeni bir Kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. İtalyan Mimarlık Ofisi, Teke tarafından tasarlanan MU50 evi Türkiye'de yer alıyor. Evin tamamı geri dönüştürülebilir ve çeşitli sahalara uyarlanabilir bir tasarıma sahip. Yapıda yer alan modüllere uygulanan Karaçam Kereste ile doğayla uyum sağlamak amaçlanmış. Elle çalıştırılan ahşap gölgelikler proje boyunca çevrelenmiş. Böylece fonksiyonel bir mekan yaratılmış. İç mekanda tercih edilen geniş cam paneller sayesinde yapay aydınlatma ihtiyacı en aza indirilmiş. Ayrıca yüksek perdeli üçgen çatıya elektrik üretmek için fotovoltaik paneller, suyu ısıtmak içinse güneş panelleri yerleştirilmiş. Bu sayede çevreye duyarlı bir konsept yakalanmış. MU50 evi, havadar ortamı ve duyarlı tasarımıyla sahiplerini iç huzura davet eden bir mekan olmuş. Alman ve İtalyan mimarlık ağı NOA tarafından tasarlanan Südtirol Evi, Rasen-Antholz'da yer alıyor. Kırsal bir alanda konumlandırılan yapı eşsiz bir dağ manzarasına sahip. Beşgen şeklinde inşa edilen tasarımın girişi tamamen cam panellerle kaplanmış. Böylece açık ve kapalı arasında modern bir oyun yaratılmış. Dış mekandaki ahşap yapı malzemesi iç mekan boyunca sürdürülerek bütünlükçü bir tasarım benimsenmiş. Evin renk paletinde siyah ve beyaz mobilyalar ahşabın nostaljisine modern bir bakış açısı katmış. Südtirol Evi, eşsiz manzarasıyla sahipleri için doğa ve iç huzurun kesiştiği bir nokta olmuş. İspanyol Mimarlık Ofisi, Fran Silvestre tarafından tasarlanan Pati Blau evi Valencia'da yer alıyor. Dar ve uzun bir arazide konumlandırılan yapı iki kattan oluşturulmuş. Evin tüm arazisi beyaz beton bloklarla çevrelenmiş. Böylece yapıya mahremiyet kazandırılmış. Üst kat tamamen özel alanlar için ayrılırken zemin katsa ortak paylaşım alanı olarak tasarlanmış. Evin renk paletinde beyaz renk ön plana çıkarılarak bahçenin ve havuzun doğal renginin açığa çıkabileceği bir tasarım oluşturması amaçlanmış. Pati Blau evi, müstakil alanı ve konforlu tasarımıyla sahiplerini huzura davet eden bir tasarıma işte böyle imza atmış. Hint Mimarlık Ofisi, VPA tarafından tasarlanan Varandah Evi, Ahmedabad'da yer alıyor. Geniş bir araziye sahip olan yapı, bahçe alanı ve ev arasında denge oluşturarak eşit bir parçaya bölünmüş. L formunda mimari bir plana sahip olan ev, maksimum verim sağlamış. Dış mekanı evin içine taşıyan geniş cam paneller veranda boyunca sürdürülmüş. Böylece iç mekanın sınırları ortadan kaldırılarak ferah bir tasarıma imza atılmış. Evin mobilya dizaynında canlı renkler tercih edilerek mekana dinamik bir duruşla kazandırılmış. Varandah evi aydınlık yapısı ve hareketli tasarımıyla hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.